Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte SketchUp'ta yeni bir ders işleyeceğiz. Peki ne yapacağız? Bana özelden gelen bir tane soru vardı. Elimizde bir tane cephe var. Bu cepheye bir tabela nasıl yerleştirebiliriz ve bunu render ve modellemesini nasıl yapabiliriz? Bana böyle bir soru geldi. Ben de dedim ki bunun güzel bir ders şeklinde çekeyim. Belki başkalarının da işine yarar. Peki ne yapacağız bugün? Normalde Corel gibi yazılımlarda işte tabela tasarlanıyor işte baskı falan alıyor. Burada ben nasıl anlatsam burada ben bir baskı falan almayacağım için otokente basit bir tane tabela hazırlayacağım. Şu alana gördüğünüz gibi şu alan için ve onu tasarladıktan sonra SketchUp'a aktarıp bunu 3 boyutlu hale getireceğim ve malzemelerin yani materyalini atadıktan sonra render'ı nasıl alabiliriz? Şimdi bu yapacağım işlemi siz eğer tasarım aşamasını yaptıysanız direkt SketchUp kısmından bu videoyu geçerek izleyebilirsiniz. Ben burada tasarımını Corel yerine AutoCAD e yapacağım. Çünkü ben AutoCAD e hakimim. Corel çok kullanmadığım için, neredeyse hiç kullanmadığım için hakim değilim. Ama AutoCAD yaptığınız çizimin DXF olarak çıktısını alıp Corel'e aktarıp orada da gerekli düzenlemeleri de yapabilirsiniz. Bu video sırasında eğer Corel kullanıyorsanız bunu da aklınızda bulunsun. Şimdi pek başlayalım hemen hızlıca. Şimdi tasarım şöyle bir şey yaptım ben. Bunu tabii şimdi sıfırdan sizlerle birlikte yapacağız zaten. Böyle bir çalışma yaptım ben görmüş olduğunuz gibi şu ölçüyü ben elimde olmadığı için ben bu fotoğrafı Google Maps'ten aldım zaten şöyle elimizde bir tane fotoğraf var şu 110 santime şu da bir 10 metre civarında aldım yani buraya 1 metre 10 santim burada 10 metre civarında falan geliyor böyle bir ölçü çıkarttım kapacak bunu sizlerle birlikte tasarlayacağız peki bu alana nasıl bir tabela hazırlayabiliriz hemen geçelim otokente şimdi şöyle bir şey yaptım ama ben bunu nasıl yaptım hemen sizlerle birlikte kabaca yapmak istiyorum ilk başta şöyle bir plakam var bakın şöyle bir altlığım var bu ne olacak bunu bir kesit olarak düşünün bunu şöyle damarlı bir şekilde bunu şu fotoğrafın üstünden göstereyim buraya düz bir şekilde uzunlamasına koyacağım bunu 10 metre boyutunda böyle bir zemin olacak şimdi bu zeminin üstüne başka ne ekleyebiliriz şöyle bir çıta ekleyeceğim bakın görmüş olduğunuz gibi şimdi ben burada anlatırken bu işe hakim olmayanlar şimdi biraz kafası karışabilir ama yaptıktan sonra modellem aşamasına geldikten sonra zaten ne yapmak istediğimi anlayacağınız için kafanızdaki soru işaretleri gidecektir şimdi peki şu zeminden başlayalım ben bunu nasıl yaptım şimdi zeminimizin şu kısmına kaç demiştik? 110 santim. Hemen gelelim otokente. Bu arada format Unis kısmına geldiğimiz zaman şunu ben sıfır yani paydalı bir şekilde değil de normal direkt yazdığım ölçü bilimini alsın diye bunu ben sıfır yapıyorum ve buradan da santimetre cinsinden çalıştığım için santimetreye döndürdüm ve okey diyor. Şimdi geldim. Şöyle geliyor. Line'ımı aldım ve F8 yapıyorum. Kaç demiştim? 110 santim. Tıkladım. Şuradan da layer'ımı tekrar sıfıra getireyim ben. Sizde zaten bu birinci layer falan gözükmeyecekti. Şu sıfır layer gözükecekti. Devam edelim. Şimdi buradaki zeminimin ilk başta ilk kalınlığı kaç santim? 2 santim olsun dedim. Geldim. Tıkladım. Yine başa geliyor. Bu arada space tuşuyla Aynı en son komut alabiliyorsunuz Otokent'te biliyorsunuz. Buraya da geliyor. Buraya da iki yazdım ve enterladım. Bu arada dediğim gibi ben burada herhangi bir şekilde baskı almayacağım. Sadece tasarımı göstermek amacından olduğu için burada kabaca bir modelleme yapıyor. Onu da söyleyeyim otokentte. Şimdi bunu geldik. Burası kaç? 110 demiştim. bu eşit parçalar böleceğim. Hani eşit parçada da kaça kaç bölmem gerekiyor. Tam bilmiyorum ama dedim dediğim gibi burada ben bir kabaca bir bölme yapayım. 110 kaç parçaya bölebiliriz? Bölü desek 20 yapalım bakalım. 110 desek bölü 20 desek. Evet 5.5 santim civarında bölebilirmişiz mesela. Şimdi geliyor. Bunu 5 geldim şöyle. Şuradan da 5 yeni 2 santim çıksam. Evet yeterli gelecektir. Ve buraya kaç demiştik? 5.5. 5.5 almıştık değil mi? Bakayım. Evet 5.5. Buraya kaç yapmışım? 5. Pardon şurayı silelim. Şunu da silelim. Yeniden yaparsak daha iyi olur. Aslında uzatabilirdik aslında da. 5.5 yapıyorum. Şöyle geldim. 2 santim böyle geliyorum. 5.5 yazıyor. Tamamdır. Şimdi şurada şöyle geliyorum. Şöyle sabitledim. Evet. Şimdi bunu kopyalıyorum. Geldim şuradan şöyle kopyalayarak böyle koyuyorum. Belli bir miktar koyduktan sonra zaten şöyle tekrar şuradan kopyalıyor diyorum. Şöyle koydum. En yani sona gelip de şöyle koyuyorum ve şu fazlalıkları siliyorum. Evet şimdi buradaki kesit kısmını yapmış olduğumuzu görebiliyorsunuz. Şimdi bunu yaptık. Şöyle gelelim yukarıya. Tekrar line komutumu alıyorum. Bu sefer neyi çizeceğim? Şu bizim tabelamızın bakın şurada bir ana bir hatımız var. Bu ana hatı bir çizmek istiyorum ben. Şimdi line dedim. Kaç dedik? 110 demiştik. Şöyle geldim. 110'luk bir çizgiyi çizdim. 1018'i yapıyorum. Ben burada kabaca bir ölçü aldığım için fotoğraf üstünden bu ölçü hemen hemen 1018'e falan geliyor. Yani 10 metre civarına falan geliyor. Tekrar 110 geldim şöyle. Ve tıklıyor. Şimdi burada ne demiştik? şu bizim tabelamızın ana hattını çiziyoruz demiştik. Bunu yaptık mı? Yaptık. Şimdi şurada ben bu plakayı bu zemine yerleştirdikten sonra şu üst kısımda yani şu plakayı şu iç kısımda hayal edin. Bunun üstüne de şöyle 5 santim kalınlığında içe doğru bir çıta tarzında bir şey ekleyeceğim. Şimdi bu parçamız tek parça ne değil. Bunu ilk başta pedit ve join komutuyla birleştirmemiz gerekiyor. J yani join space'e bastım veya enter fark etmiyor. Bunu seçiyorum ve Tekrar Space'e bastığım zaman artık bu çizgi tek parça haline gelmiş oluyor. Offset komutunu alıyor. Space dedim ve 5 yani 5 santim. Şöyle geldim içe doğru attım. Yani burada bir çıtamız oldu. Şimdi bunu da yaptık. Sırada neyimiz kaldı? Şu kenarlara ben şöyle bir hani efektif olsun amacıyla şöyle küsüz tarzında bir şeyler ekledim. Bunları yapalım sizlerle birlikte. Şimdi bunu ben kaç yapmışım? Kabaca baktığımız zaman 2 metre civarında bir şey yaptığımı görebiliyorsun. Bu da 150 miydi? Evet 150. Şimdi bunu yapalım. Tekrar line komutunu alıyor. Bunun şöyle gelelim veya biraz alttan çizelim istiyorsanız. Şöyle 200 geldim yani 2 metre. Bunu space iptal ediyorum. Şimdi burada nasıl bir şey yapmamız gerekiyor? Şöyle şu an ölçüsü kaçmış. 100 santim zaten. Ben 10 santim şuradan yukarı gelecek bir şekilde. 10 santim de şöyle 10 veya 13 santim gelecek şekilde bir şey yapacağım. Yani ortalama bir şey yapacağım. Tıklıyorum. Şöyle bir 15 santim yapsak mı? Bunu kaç yapmışım? Bakmak istiyorum. 37 santim falan yapmışım. Şöyle siliyorum. Tekrar line komutunu alıyorum. Şöyle bir 37 santim geldim. Ve şöyle geliyor Ve 150 santim de geldim. Şöyle birleştirdim bunu. Bakın. Şimdi line komutunu alıyorum. Tekrar şöyle geldim. Bir 10 santim. Görmüş olduğunuz gibi şuradan da bir şöyle gelelim. Şöyle bir 10 santim geliyor. Baktığımız zaman kaça kaç burası bakın. Şöyle bakıyoruz. 10.8'miş olmadı. Şöyle yapalım tekrar. Line komutunu alıyorum. Şöyle bakın şu alttan geldim. 10 santim şöyle tıklıyor. Şuradan da bir 10 santim geldim ve şöyle de tıklıyor. Yani bizim tam objemizi koyacağımız kısım şurası. Şunları silebilirim. Evet. Şimdi bunu da aslında join komutuyla birleştirebiliriz ama bunu en sonda yapacağım. Şimdi burada yapacağımız bir işlem var. O yüzden bunu yapmayacağım. Şimdi bunu parçaya komple bir seçiyorum tekrar. Kopy diyorum. Şöyle yukarı kadar getirdim şöyle. Evet. Şimdi şu üstteki parçayı ve şunu seçiyorum. M Enter Space'de şöyle bir 10 santim aşağı taştım. Şimdi bakıyoruz. Şurada bir taşıma işleminde tam 10 taşmamışız galiba. Evet. Şunu yeniden bir taşıyalım. Seçiyorum. M Enter yaptım ve şöyle taşıdım. Evet şu kısımları tekrar bir kontrol etmek istiyorum. 10 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Bu anda 10 santim olduğunu görebiliyorsunuz. Ortada ne kadar kalmış? 6 santim. Yani istiyorsanız şöyle birkaç santim de aşağı çekebilirsiniz. Size kalmış bir şey. Mesela şunu M enter yapıp şöyle 2 santim şöyle. Bunu da seçip şöyle 2 santim aşağı taşıyabilirsiniz. Yani böyle de olabilir. Şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi şöyle açıyla buradaki objeyi kestiğini görebiliyorsunuz buradan direkt şöyle extend komutunu alıyorum sağ klik yapıyorum tıkladım ve tıkladım. Evet görmüş olduğunuz gibi space ile çıktım. TR yani trim space space veya enter enter şu kısımları siliyorum ve şurayı da sildim ve şurayı da siliyorum. Evet bu kadar. Şimdi Buradan sonrası zaten basit şunları seçiyorum. Aslında join komutuyla şunları tekrar tek parça haline getirebilirim görmüş olduğunuz gibi. Çalışma esnasında bizim için daha pratik olabiliyor. Evet bunu da birleştirdik ve şu iki çizgiyi seçiyorum. Buradan ne yapacağım? Mirror komutunu giriyorum görmüş olduğunuz gibi. Tam şu çizgimin ortasını bakın şu içtekinin tam ortasını buluyorum. Tıkladım ve mouse'umu aşağı çekiyorum ve şöyle bir komut geldi. Tıkladıktan sonra space'e basıyorum tekrar ve bunu da bu şekilde yapmış olduk. Evet şimdi bunu da yaptık. Bizim bir sloganımız olması lazım. Bilmiyorum ne yapsak. Asya Mobilya gibi bir şey yapabilir miyiz? Yani yapabiliriz. Şimdi yazı için şuradan bir layer seçebilirsiniz. Ekleyip şuradan tıklayın veya şuradan tıklayarak da yeni bir yazı için yazı layerı falan yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Yani bu ister yapın ister yapmayın. Çok da önemli değil. Şimdi text komutunu giriyorum ve şöyle boş bir alana tıkladım. Ne diyelim? Asya Mobilya diyelim. Asya Mobilya yani tanımıyorum. Yani böyle bir mobilyanın varlığından bile haberim yok. Sadece aklıma geldiği için. Şöyle cam yapıyorum ben bunu. Ve bold yani kalın yapıyorum. Ve şundan 20 yapıyorum. Rastgele enterladım. Veya aklınızda farklı fontlar falan varsa bu sisteminiz buradan seçebilirsiniz. Veya normal Windows'un kendi içindeki fontlardan da yapabilirsiniz. Şimdi bunu ayarladık. Ben daha fazla bir şey yapmayacağım. Ve boş bir alanı bir kere tıklıyorum. Görmüş olduğunuz gibi. Şimdi tekrar tx tab komutunu alıyorum ve yazımı seçiyorum patlatıyorum. Yazımı patlattığım zaman şöyle sağa sola falan gidebiliyor. Eğer sürümünden dolayı da bazen olabiliyor bu. Bakın görmüş olduğunuz gibi ben de yukarı doğru gittiğini görebiliyorsunuz. Bak. Bunu tekrar sıfırıncı layer'a getiriyorum. Bunu rengini falan değiştirebilirsiniz aslında. Tabi bazen paneller falan gidebiliyor böyle. Neyse şimdi bunu alalım. Sıfırıncı layer'a atıyorum ama dediğim gibi yazıda bazen sıkıntılar olabiliyor. Şimdi tamam yazımızı şöyle seçiyorum. M enter yaparak şöyle F8'de de serbest taşıma modunda şöyle bir yere getirdim ve bıraktım bakın. Asya mobilyamız burada. Şimdi buna yakınlaşıyorum. Bakın bunu kabaca buraya büyüteceğim. Şöyle seçiyorum. SC yani scale seçiyorum. Yazımın herhangi bir yerinden yakalıyorum. RE yani referans dedim tıklıyorum. E şuradan da rastgele bir yerden tıklıyorum ve şöyle kabaca büyütüyorum şimdilik. Ne kadar büyüttüm çok bir önemi yok şimdilik. Şimdi bunu yaptık. Şöyle bu yazının rengini normalde değiştiriyoruz ama burada şöyle biraz sıkıntılar olabiliyor maalesef. Yani normalde değişmesi lazım ama dediğim gibi bazen sıkıntılar olabiliyor. Dediğim gibi bazen sürümden kaynaklı bu tarz sıkıntılar da olabiliyor. Şimdi bu yazımızın iç da bakın şöyle küçük parçalar var. Bunları temizlememiz gerekiyor. Şimdi bunu Explode komutuyla bu hep hepsini şöyle seçip patlatıyorum. Ve ardından şu parçaları seçiyorum. Hızlı bir şekilde bunları sileceğim. Başka da yok. Siliyoruz. Şimdi bu Asya yazısını şöyle seçiyorum. Bunu biraz şöyle yukarı doğru taşıdım. Patlattığımız için bazılarını seçemeyebiliyoruz. Şöyle yukarı doğru taşıdım. Ben bu yazıyı tam bu plakanın ortasına koyacağım. Peki nasıl koyabilirim? Ondan önce aslında şöyle bir şey yapabiliriz. Koydan sonra yaparsak daha iyi olur bence. Line komutunu alıyor. Tam şu orta kısma gelecek şekilde bir line çekiyorum. Ve bunu şöyle orta kısmını belletmek amacıyla şöyle bir şey daha çekiyorum. Aslında şöyle yapabiliriz. Evet bunu siliyoruz. Şöyle bunu aşağı kadar uzatıyorum. Ve bu benim yazımı koyacağım zeminin ortasının şurası olduğu artık kanatına gelebiliyor. Bakın şurası tam şu birleşim noktası. Şimdi peki benim yazımın ortasını Onu da şöyle hızlıca bulabilirim tıklıyorum. Şu yazın da en son bitiş noktasına geldim. Bakın bunun neresiymiş şurasıymış. Buradan da bir line atabiliriz. En yüksek yazı nere? Zaten bu yazı da otomatikman hemen hemen aynı. Benim bu yazımın orta noktasında tam şurası olduğunu anlamına geliyor. Bunu seçiyorum. M enter dedim. Şöyle geliyorum. Orta noktaya tıkladım. Yazımın ortasına koydum. bakın ortalı bir şekilde koydum. Tabi burada biraz büyütme küçültme işlemler yapacağız. Şöyle tekrar scale yaptıktan sonra referans diyorum. Tıkladım. Şöyle biraz daha büyütüyorum. Tekrar yazımı seçtikten sonra şu orta kısımdan tutuyorum ve koydum. Şimdi şunları silelim mi? Silelim. Bunlarla artık bir işimiz kalmadı. Bakın onun şeyini silmeyi unutmuşuz. Evet. Baktığımız zaman yazımız gayet güzel bir şekilde burada durduğunu görebiliyoruz. Mesela bakın taşıma sırasında şunları taşıyamamışız. Bunları seçelim ve Enter yapıyorum. Şöyle koydum. Bakın yani şurada bir sıkıntı olmuş. Neyse silelim. Buna tekrar bir line ile çizelim. Evet bakıyorum herhangi bir sıkıntımız var mı yazımızda yok. Evet plakamızı genel itibariyle bu şekilde tasarladık. Bakalım kaç dakika olmuş. Evet şimdi bir sonraki videoda bunun gerekli düzenlemelerini yapıp artık bunu sketch'e aktaracak bir hale getirebiliriz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.